Kış geldiğine göre artık daha çok makarna yiyebiliriz. Bu böyle bir... Ne deniyor bu? Bir tencere makarna. Hepsi aynı tencerede olacak. Kıymalık makarna, hem kıymalı hem domatesli. Bu arada yazın yaptığınız kışlık domates nerede kullanabileceğiniz kolay bir tarif. Bir de en güzel yanı hiç aslında su kullanmayacağız. Bunda et suyu kullanacağız. Bir önceki akşamdan bir et yemeği yapmıştım. Onun kemiğine birazcık baharat, birazcık sirkeli suda haşlayarak çok güzel bir su çıkardım. 1 litre suya birkaç tane kemik attım. Onu yarıya kadar böyle yavaş yavaş kaynayarak getirdim. Onu kullanacağım. Her şey bir tane tencerede olacak. 20 dakikada bütün işi bitireceğim. Çok heyecanlı, çok kolay. Bir o kadar da lezzetli bizim de bugünkü personel yemeğimiz. Hemen başlıyorum. Hiç yormuyorum sizi. 250 gram kıymam var. Onu böyle yüksek ateşte kenarları böyle karamelize olana kadar pişireceğim. Hemen bu şekilde başlıyorum. Zaten her şey tencerede gelişecek. O yüzden buradayım. Ben bunları döküm tava kullanacağım. Bir çorba kaşığı zeytinyağıyla başladım. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi unutmayın ki kıyma sudan oluşuyor. Çoğu bölümü aslında su. Bunu kızgın bir tavada yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Eğer gidip bunu böyle yani yüzüm kadar sıcak böyle bir tavaya atarsanız bütün suyunu bırakacak ve haşlanacak. Biz bunu istemiyoruz. Güzel bir şekilde ben bunu öncelikle parçalayacağım atmadan önce. Şöyle. Ne kadar küçük parça, ne kadar fazla yüzeyi bunun sıcak tavama ya da tencereme değerse o kadar fazla karamelize olacaktır. Bunu unutmayın. Ben bir de tuzu önceden veriyorum ki suyunu atsın ve hemen karamelize olsun diye. Bir 5 dakika kadar bunu pişireceğim. Karabiber ve tuz koyacağım sadece ilk başta. Isınması tabii ki de döküm olduğu için daha uzun sürüyor. Fakat ısıyı da daha uzun tutuyor. O yüzden daha sağlıklı ve kontrol etmesi daha kolay. Et suyunu da... Görüntüsü pek hoş değil. Dolayısıyla önce bir ısıtayım. Et suyu konusu da benim için çok önemli. Bulyon bu arada ben kullanıyorum. Bazı durumlarda ihtiyacım oluyor. Bulyon da kullanabilirsiniz. Onun için 2 bardak suya 250-250 yani 500 ml kadar su kullanıyorum. Bir bulyon kullanabilirsiniz. Ama bulyon kullanacaksanız unutmayın ki tuzunuzu dikkat etmeniz lazım. Gayet iyi. Şöyle. Böyle minik minik. Et suyu içinde ben ne kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bir parça işte dün akşam mesela atıyorum pirzola yedim ben. Dana pirzola yemiştim. Ondan kalan pirzolayı aldım. 1 litre suyun içine koydum. İçine bir çorba kaşığı sirke koydum. Tuz, karabiber, bir tane defne yaprağı, kimyon, biraz köri. Bunların hepsini bir taşım kaynattım sonra altını kıstım. Yaklaşık bir 40 dakika kadar pişirdim. Ve çok güzel bir su elde ettim. Yarıya kadar indirdim. Biberiye kekik de koyabilirsiniz. Buna birazcık tuz ekleyeceğim. Bir de karabiber. Şimdi suyunu salmasına çok az izin verdim. Çünkü o kadar yüksek ki ateşim. Zaten dışı böyle... Küçük yine bir kedi parçası var orada. Hep parçalıyorum. Ve sonra pembe görmediğim zaman... Şimdi suyu da artık olacak. Bunu bırakacağım. Altı da harlı. Bunun böyle çıtırdamasına izin vereceğim. Şu an olacak. Bekliyorum. Bak, şimdi bak kenarları şey olmaya başladı. Hafif böyle yapışmaya. İstediğim şey bu. Tekrar bırakıyorum. Şimdi bir kere çevirdim. Ya bu beyaz gri rengi istemiyorum. Evet. Şimdi oluşmaya başladı. Bütün o lezzet orada. Evet. O kadar güzel kokuyor ki. Birazcık mesela kimyon. Burada baharatları da birazcık kavurduğum zaman çok çok daha güzel bir tat olacak. Tabii ki sarımsak tozu. Ve güzel bir sarımsak tozu koyuyorum. Bir çay kaşığı. Pul biber. Allah'tan acı seviyorsunuz. Çok sayanmıştık. Soğan tozu bulursanız soğan tozu. Biz bulamadık niye bilmiyorum dün. Metrolarda var. İsterseniz kekik. Ben sevmiyorum kekik. Altını kıstım. Şimdi artık bütün malzemelerimi ekliyorum. 250 gram makarnam var. Bu da bizimle beraber dönüyor. Şöyle bir paket. Ben direkt doğranmış kullanıyorum. 400 gram diyor. 250 gram süzülmüş diyor. Şöyle doğranmış. Domatesim var. Üzerine de
direkt burada et suyumdan altını kıstım bu arada. Makarnanızın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Bundan korkmayalım. Su da ekleyebilirsiniz gerekirse. Et suyumun altını kapattım. Şöyle koydum bunu. Bu yaklaşık 8-9 dakika pişecek. Altı kısıldı tenceremin. Bir de en son piştiğinde bunun içerisine rende kaşar. Hatta eski kaşar ve normal kaşarın karışımı diye ben düşündüm. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra bir kontrol edeceğim. O zaman kadar gidiyorum. Pardon da şu an tam 5 dakika oldu. Bir bakıyorum durumumuza. Durumumuz bence iyi gibi. Küçük makarna kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de burada. Gördüğünüz üzere birincisi hızlı pişmesi. İkincisi hızlı pişmesi. Şimdi tadına bakacağım. Bu arada bir şey tadına bakarken küçük bir tabağı alırsanız hem biraz soğur. Bu teflon değil. Biraz kesinlikle tuz istiyor. Çok az daha ben buna mesela et suyundan ekleyebilirim. Ya biz bunda bir neredeyse herhalde 550 ml çıktık. Hep böyle ml dediğim zaman kapağını kapalı tuttuğunuz zaman daha hızlı pişecektir. Bunu da unutmayalım lütfen. Ben çiğ makarnayı gerçekten çok severim. Bir 3 dakika daha vereceğim kendisine. Ben biraz sulu bırakmayı seviyorum makarnaları. Altını bir tık daha kısabiliriz. Dediğim gibi döküm tavalar. Sonuçta bu artık bir neredeyse bir fırın gibi kendisi kendi içinde. Çok tatlı. Ben bunu böyle yerim ama ben her türlü makarnayı her türlü şekilde yerim. Ve beklediğimiz an geldi. Tam olarak 8 ile 9 dakika arası sanıyorum. Çünkü bir ara yedim falan bir şeyler yaptım. 10 dakika diyebiliriz bu arada bence. Biraz da ekledim. Şöyle alıyorum. Sürprizimize hazır mıyız? Böyle perde pilavı açan teyze gibi hissediyorum kendimi. Güzel. Dediğim gibi ben birazcık daha su ekledim. Normalde su yok bunda. Ben daha sulu seviyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Zaten birazcık da emecektir. Çok hoş. Buna ben hem eski kaşar hem yeni kaşar ekliyorum. Biraz toz biber ekliyorum. Çünkü neden olmasın? Değil mi? Bir olay oldu şu an. Şöyle. Of. Merhaba. Bayağı güzel şey oluyor. Ben bayağı memnunum bundan. Bir dakika bütün peynirlerin erimesini bekliyorum içerisinde. Sonra da direkt tabağıma alacağım. Ve sunum yapacağım. Evin ana kaşığımla. Of. Bence bu. Hepsini tek bir tencerede ne soğan doğradık ne bir şey yaptık. Gerçekten hiçbir şey doğramadık bu arada. Ya daha tadına bakmadan burnum akmaya başladı. Benim bir şeyi çok beğendiğimde burnum akar. Bu bayağı güzel bir şey oldu. Gerçekten makarnanın hani derman olamayacağı çok az şey var. Onlar da zaten ciddi sorunlar bence. Islak. Tadı çok güzel. Bütün tatlar harmanlanmış. Ben insanı yormadan yüzünü güldürecek şeylerden daha çok hepimize diliyorum. Bol bol paylaşın. Bence bu çok rahat bir şekilde 5 kişiye yeter. Gayet güzel. Fiyat da uygun. Afiyet olsun derim.
Bir tadına bak ve çıldır.